Merhaba sevgili Reşadiler. Öncelikle Allah'ın selamı ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Köy gezilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yapmış olduğumuz köy gezileri Güllüce ve Karacaş köyleriydi. Ramazan dolayısıyla ara vermiş olduğum köy gezileri. Üçüncü durağımız neredeyiz? Köklü köyündeyiz. Gördüğünüz gibi Köklü köyü yamaca kurulmuş şirin bir köyümüzdür. Aşağı yukarı 80-90 hanelik bir köyümüzdür. TÜİK verilerine göre 82 nüfus olan bu köyün 32'si erkek nüfusu, 44'ü de kadın nüfusuna sahiptir. Tokat ilinin uzaklığı 99 kilometre olup Reşadi ilçesinin uzaklığı ise 10 kilometredir. Köklü köyünün rakımı da 900 metrenin rakımında bulunmaktadır. Köyün sağlık ocağı, sağlık evi ve PTT şubesi bulunmamaktadır. Sadece PTT ajantası bulunmaktadır. Ayrıca Köklü köyün su şebekesi ve kanalizasyon şebekesi de vardır. Köyde ilk öğretim okulu vardır ama eğitim verilmemektedir. Çünkü taşımalı eğitim sistemiyle Reşadi ilçesindeki eğitim öğretim alınıp tekrar araçlarla köylerine getirilmektedir öğrenciler. Köklü köyü ilçenin doğusunda bulunan bir köyümüzdür, şirin köyümüzdür. Köyün tarihi hakkında kesin bir bilgi olmakla beraber tahmini 350-400 yıl öncesine dayandığı rivayet edilmektedir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Buğday, arpa ve fi gibi ürünlerin yanında bol miktarda sebze ve meyve yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Bir de bu Köklü köyün şu özellikleri de var sevgili Reşadiler. Özellikle gurbette yaşayan Köklü köyü vatandaşları emekli olduktan sonra köyüne gelip yeni evler yaparak köyüne yerleştikleri gözlenmektedir. Evet sevgili Reşadiler, bu köyün şöyle bir özelliği daha vardır. Bundan dolayı köyün ismi daha çok tanınmaktadır. Bu köy Reşadi ve Tokat'ın ilk büyükelçisini yetiştirmiştir. Kendisi bu köyü doğma büyüme olan Büyükelçi Hulusi Kılıç, ilk ve ortaokulu bu köyde okuduktan sonra, liseyi Reşadi'ye tamamladıktan sonra, üniversite eğitiminde Ankara ve yurt dışında aldıktan sonra, kendisinin ilk görevi Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler başlamış olup, ve ilk büyükelçilik görevini de Azerbaycan'da yapmıştır. Kendisi Azerbaycan'da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ilk devlet nişanını alan bir büyükelçidir. Daha sonrasında Afrika Genel Müdürlüğü görevini devam eden Büyükelçi Hulusi Kılıç en son görevini Moldova Kişine Büyükelçiliği görevini yaptıktan sonra kendisi bu görevi yaptıktan sonra da emekli olmuştur. Bundan dolayı Sayın Büyükelçi Hulusi Kılıç isminden ötürü köyün ismi daha çok tanınmaktadır. Çünkü basında ve yerel basında, ulusal basında, dünya basında Köklü köyün ismi çok geçmiştir. Bir de Sayın Büyükelçinin 2015 ve 2018 tarihlerinde Tokat AK Parti milletvekili aday adaylığına başvuru yapmıştır. Kendisine sorduğumuzda niye milletvekili olmak istediğiniz diye sorduğumuzda emeklilik hayatında boş durmak istemediğini, 46 senelik devlette edinmiş olduğu tecrübeleri Tokat'a ve Reşadi'ye hizmet olarak dönüştürmek amacını taşıdığını izah etmiştir. Bu da tabii ki bizleri çok memnun etmiştir ama nasip olmamıştır. Kendisine bundan sonraki hayatında ayrıca başarılar diliyorum. İnşallah koymuş olduğu hedefine Rabbim bir gün nasip eder diyorum. Ve şu an tekrar köyümüze dönmek istersek sevgili Reşadiler. Köklü köyü, Çavuşbeyli köyü, Kabalı köyü, Bayırbaşı köyü, Göllü köy, Çambalı köyleri de komşu köylerdir. Gördüğünüz gibi köy yamaca kurulmuş ve 80-90 hanelik köydür. Bir de şunu eklemek istiyorum. Sayın Reşadiler. Yeni adı Köklü köyü ama bu köyü en çok Fardas olarak bilinir. Eski adı Fardas'tır. O yüzden de bunu da eklemek istiyorum. Sizleri Köklü köyü, eski adıyla Fardas köyü manzarasına baş başa bırakıyorum. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Bir sonraki köyümde inşallah Çavuşbeyli köyü olacaktır. Ayrıca bu köydeki çekimlerini de yaptıktan sonra köyün ileri gelenleriyle vatandaşlarla konuştuktan sonra röportaj vermek isteyenler de röportajlarını tabii ki yapacağım. O sonrası buradaki çalışmayı bitirdikten sonra bir sonraki istikametim Çavuşbeyli köyü olacaktır. Oradan sonra da Kılıç Petrol'daki
son rotamı tamamlayıp bugünkü köy gezilerimi tamamlamış olacağım. Tekrardan selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olasınız. Saygılarımı sunarım. Sağ olasınız. Sizleri Köklü Köyü'nün manzarasına baş başa bırakıyorum. Selam Hakim dayı. Aleyküm selam. Dayı, ismini öğrenebilir miyim sizin? İsmim Eftal, soyadım Şimşek. Yaş kaç dayı? 75. Emeklisiniz. Emekliyim. Ne işten emekli oldunuz? Bankacıyım. Bankacıdan. Evet. Nerede çalıştınız dayım? Garanti Bankası Ankara'da. Ankara'da. Dayı, bu köy kaç hanelik köy? Bu hane, burası 88-90'a yakın yani. Hadi 80-90 arası, evet, yani. Evet, orada. Şimdi de bu köyünüzde daha önceden geldim ama tanıtım yapmak için bugün de yine uğradım yani. Daha önceden bir Karacaarca'da gitmiştim. Hoş geldiniz. Bülüce'ye gittim. Hoş bulduk. Köyden biraz bahsedebilir misiniz dayım? Köy nasıl bir köy? Yerleşim yeri, insanları olsun, geçim olsun. Geçim iyiyiz. Yani öyle bir sıkıntımız yok. Fakat işte bazen olumsuzluklar oluyor arada, komşuluk arasında. He, anladım. Ufak tefek kalp kırgınlığı falan oluyor. Anladım yani, dayı. Şey diyeceğim, bu köy geçimini neyle sağlıyor dayı? Tarımcılığına mı, hayvancılığına mı? Hayvancılık diye bir şey kalmadı. Hep öldü. Kimse yok ki köyde. Hep emekliler geliyor. 6 ay geliyor burada. 3 ay, 4 ay burada kalıyor. Geri kalanı gurbete çıkıyor. Yani yazın buradalar, kışın da gurbette. Aynen öyle.
Ama sonuçta yazın yine bu köy canlanıyor yani. Tabii canım. Şimdi şu an için nereden baksan 80 hanenin üzerinde. Bir şey daha diyeceğim de Büyükelçi'yi tanırsınız Hulusi Bey'i. Evet. Akrabalık bağınız var mı? Büyükelçi biraz var. Biraz dışarıdan var. Ha, dışarıdan var yani. Hulusi Kılıç değil mi? Evet evet Hulusi Bey. Annesinden dolayı akrabalığım. Ha, annesinden dolayı. Şimdi şundan dolayı sordum. Sayın Büyükelçi bu köyden doğma büyüme bir insan ve köyün yetiştirdiği ilk büyükelçi Tokatlar Eşadiye'nin. Evet, evet. Ondan dolayı sordum yani. Köy olarak Hulusi Bey'i severler sayarlar. Diyecektim. Lafı ağzımdan aldınız. Allah razı olsun amcam. Şu an işinizden alakoydum galiba yok, sizi. Yok fark etmez. Amcam teşekkür ederim her ben şey için. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun amcam. Sağ olasınız. Siz Allah'a emanet olun. Sağ olun amcam.